Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayız dostlar. Biliyorsunuz son videomuzda imparator olmuştuk. Ve güncelde sunucuda 18. sıradayız dostlar. Ve önümüzde sadece bir tane Türk oyuncu var. Top 1'e kasmayı düşünüyorum. Yakın zamanda bunları da planlıyoruz dostlar. Bugün sizlere maç yerine çok daha yararlı ve güzel bir içerikle daha karşınızdayım dostlar. Gittim. Tüm imparator koridor oyuncularıyla konuştum. Arkadaş sistemde görebileceğiniz gibi bayağı bir İmparator oyuncu var dostlar ve hepsiyle konuştum. Olmadığı yerde de Challenger oyunlarla konuştum. Her koridor için metanın en iyi 5 şampiyon listesini sizler için öğrendim ve hazırladım dostlar. Bu şekilde başlayacağım ve sizlere metanın en güçlü şampiyonlarını göstereceğim dostlar. Bu şekilde de çok daha hızlı yükselebileceksiniz. Zaten Master Ligi'ne kadar meta dışıyla yükselebilirsiniz. Ama Master Ligi'nden sonra belli bir miktarda meta pickleri oynamak zorundasınız dostlar. Bu da çok değerlidir. Şimdi top lane için başlayalım dostlar. Top lane'in meta picklerinin baş sıralamasında tabii ki de Camille geliyor. Oyunun başından beri dostlar gerçekten yani oyuna kan ağlatıyor. Şöyle söyleyeyim, early game çok güçlü olmasa da omurga kıran aldıktan sonra koridor üzerindeki baskısı ve split push'ta rakibi kule altında dahi kesip kulesini açıp dümdüz doğrayabilmesi vesaire her yönden çok güçlüdür dostlar. Late game'de kaybettiği bir şampiyon var. Bu da metanın diğer picklerinden kendisi dostlar, tabii ki de Fiora. Fiora da olabildiğince top lane'in en güçlü şampiyonlarından birisi dostlar. İki pikimiz gitti. Üçüncüsü ne olabilir dostlar? Hemen bulalım. Neredesin? Evet. Timsah adamı bulduk dostlar. Üçüncü pikimiz ise timsah adam kod adı Renekton diyorum dostlar. Renekton'da bildiğiniz gibi hem hasar desen var, tanklık desen var. Dövüşçü, önde dövüşebiliyor. 1v1'lerde koridor aşamasında çok güçlü. Camille'i falan da late'e kadar mesela Camille'i, Fiora'yı hepsini kesebiliyor dostlar. Ama bunun da bir celladı var tabii ki de. Bu da zaten meta pickler arasında yer alıyor. Hemen bulalım onu da. Jax dostlar. Bu da top lane'de meta pick'tir kendisi. Çok güçlüdür. Gücünün yanı sıra baktığımızda split push'ta dostlar gerçekten kuleyi çok hızlı eritebiliyor. Mesela jungle'ken ben tapımda Jax varsa özellikle gank atarım. Çünkü direkt kulenin tüm platelerini çok hızlı şekilde kazıyabiliyor pasifi ve W sayesinde. Bu yüzden Jax da tapın meta picklerinde 4. sırada yer alıyor. 5'e arkadaşlar Mundo veya Set dedi. Top lane'i referans aldığım arkadaş. Ama yani Mundo veya Set dedi. Hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama benim bu konuda tercihim birazdan Mundo olacaktır şu anda. Mundo gerçekten güçlü dostlar şu anda. Ölümsüzlüğü olsun. Çok fazla front. Aynı zamanda taban hasarı çok yüksek bir şampiyon. Bence koridorda mesela freeze atamıyorsunuz. Çünkü sürekli Q'yla minyonları vesaire alabiliyor. Bu yönden sete göre bana daha güçlü geliyor. Çünkü sete karşı dostlar şu itemi aldığınız zaman hemen bulup göstereyim sizlere. Şu itemi aldığınız zaman sete karşı da dostlar setin oyunu bitiyor. Yılan dişi alıyorsunuz first item'dan jungle'a. Kalkanını kırıyorsunuz ve oyun bitiyor dostlar. Top lane'imizin sıralaması bu şekildeydi. Jungle zaten kimseyi referans almadım dostlar. Jungle benim alanım çünkü biliyorsunuz. Dostlar direkt Lee Sin abi. Direkt Lee Sin yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten bir yere girip çıkma olsun, hasar olsun, mobilitesi olsun, counter jungle'ı, gank potansiyeli, bekleme süresi, taban gücü. Ama biraz da şampiyona hakimiyet gerektiriyor mu? Kesinlikle gerektiriyor dostlar. Bence meta'nın birinci sıralaması zaten şu an Challenger ile de ya first pick alınıyor ya da banlanıyor dostlar. Kesinlikle Lee Sin, haberiniz olsun. O kadar da güçlüdür. Ya jungle'ın şu an en güçlü şampiyonu bilmeyen bile oynamak zorundadır. İkinci sıraya geçelim dostlar. Ben az oynuyorum ama yani zaten Hecarim dostlar. Gerçekten. Tanklık desen var, hasar desen var. Çok hızlı bir yerden bir yere, çok mobil. Ulti E kombosu var. Yani gerçekten güçlü. Zaten bir şampiyonun güçlü olduğunu nereden anlarsın? Size şöyle göstereyim. Bu da benim taktiğimdir. Bir şampiyonun meta olduğunu anlamak için şampiyon sıralamasına girersiniz. Çok kırık bir puan ararsınız, tamam mı? Dersiniz bu meta. Gidiyorum gidiyorum mesela Hecarim'e geldim 21.500 yapmış adam. Ya bir şampiyonun birincisi bununla çok puan yaptıysa zaten metadır dostlar, gördüğünüz gibi. Hani Hecarim'in kırık olduğunu 21.500'den anlayabilirsiniz bu arada. Hecarim de ya banlanıyor ya da pikleniyor dostlar. Haberiniz olsun. İkinci sıraya ben kuşkusuz bir şekilde Hecarim'i koyarım. Üçüncü sıraya ise yeni gelen
Hatta son gelen şampiyonumuz Talon dostlar. Talon gerçekten inanılmaz tek atıyor. Jungle dönmesine, nerf getirilmesine rağmen hala çok hızlı bir şekilde jungle'ı dönebiliyor. Bu yüzden 3. sıramızı kesinlikle Talon alacaktır. Yalnız Q fulllemeyin dostlar. W fulllemeyin, haberiniz olsun. O şekilde çok yanlış oynayanı gördüm. 4. sıramız kesinlikle belli dostlar. Yani her Yelon'un celladıdır kendisi. Evelynn dostlar oyunda Vi'dan sonra jungle'ı, camp'lerini en hızlı temizleyen jungle şampiyonu kendisi. Hızlı bir şekilde 5 level olabiliyor. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece ormana dönerek rakip jungle'a diff atabiliyorsunuz dostlar. Görünmezliğiniz olsun, ultinizin hasarı olsun, hele 3 itemden sonra tek atışınız olsun, ebedi küreden sonra gerçekten yok ediyor şampiyon. Gerçekten az dostlar, bayağı güçlü. 5. sıraya ise neyi koyuyoruz? Tabii ki de burada hani Kha'Zix de koyan olmuş ama ben 5'e Zin koyuyorum dostlar. Şahsi düşüncem Zin'dir benim. Gerçekten acayip tek atıyor. Bu arada dün Teto Games'in topluluk turnuvası vardır, resmi topluluk turnuvası. Şampiyon olduk dostlar, haberiniz olsun. Yine 2. Teto Games turnuvasına katıldık. İkisinde de şampiyonluğu takımla almayı başardık. Bunu da haber vermiş olayım. 5'e Zin koyuyorum ben. 6'ya kaydığınız zaman dostlar oraya bunu eklersiniz, haberiniz olsun. Kha'Zix de güçlüdür kendince. Ama Zin'i her yere alabilirsiniz. Ama Kha'Zix'i her yere alamazsınız, haberiniz olsun. 6'da bırakıyorum dostlar. Mid gerçekten metası çok farklı ve güçlü bir metası var şu anda. Yani burada genelde APC koydular, öyle söyleyeyim. Ama bu APC'lerin arasına yeni buff alan bir tane AD şampiyonu girmeye hak kazandı dostlar listeler arasında. Gözümden kaçtı herhalde. Neden yok? Mid şampiyonu değil mi normalde? Evet, top'tan göstereceğim o zaman dostlar. Mid'de göstermedi çünkü oyun. Evet dostlar, Jayce kesinlikle. Arkadaşlar Jayce yeni buff aldı. Gerçekten tek atıyor dostlar. Direkt first strike dediğimiz ilk vuruş rünüyle oynayacaksınız. Yok ediyor. Haberiniz olsun. Kesinlikle Jayce oynamaktan kaçınmayınız dostlar. Ben 1. sıraya kesinlikle Jayce'i koyuyorum. 2. sıram da belli dostlar benim. Hemen bulalım. Yani nerf yemesine rağmen hala tek atabiliyor mu? Atıyor dostlar. Direkt Syndra diyoruz. Konuyu kapatıyoruz. Bunu da ilk vuruşta oynuyorsunuz. İkinci item ufuk getiren kasıyorsunuz. 3 de Rabadon'u aldıktan sonra tek atıyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Gerçekten mükemmel bir şekilde güçlü. Nerf yemesine rağmen 4. sıramızda yine Aylon Sol alıyor dostlar. Haberiniz olsun. Aylon Sol de gerçekten acayip güçlü. Stun'ı olsun, alan kontrolü olsun, oyunu tutma olsun, devamlı hasarı, sürekli hasarı, önünde bir tane de front varsa tadından yenmez. 5. sıraya da Kassadin'i koyuyoruz dostlar. Late scaling'i en güçlü şampiyon ve gerçekten biraz dikkatli oynadığınızda, orta game'i yakaladığınızda tek başına taşıyor ya zaten. Hani hemen Kassadin sıralamasını açayım sizler için. Zaten Kassadin oyuncularının çoğunun challenger olduğunu göreceksiniz. Hemen Kassadin'i bulalım. Abi ne bu adam? Challenger 65. Bu ne? İmparator. Bu ne? Challenger. Bu girememiş. Gördüğünüz gibi bu da mesela imparator. Bayağı bir imparatoru var gördüğünüz gibi. Hani Kassadin gerçekten güçlü dostlar. Ben top 5 sıralamasını bu şekilde yapıyorum. Ben yapmıyorum bu arada. Şu arkadaşa sordum. Arkadaş sistemdeki. Adam zaten gördüğünüz gibi şey. Sovereign dostlar. O da imparator. Bu yüzden böyle. Dediğim gibi bu arada sizler için tek tek ulaşabildiğim en üst ligdeki koridor oyuncularına ulaştım ve metaları ondan aldım dostlar, haberiniz olsun. ADC'de direkt 1. sırayı düşünmüyorsunuz dostlar. Direkt buraya Lucian'ı koyuyorsunuz. Lucian gerçekten early game'de acayip güçlü. 1 Lucian diyoruz. 2'ye ben aldığım cevap Varus dostlar. Bilmiyorum ne kadar güçlü. Ama 2. sıraya Varus'tan de kitle kontrolü olsun, uzaktan ölmemesi vesaire vesaire gerçekten güçlü. 3. sıraya Kettin geldi dostlar. Kettin gelmesinin sebebi bence Lucian'ın meta olması. Çünkü kendisi Lucian'ın counter pick'i. O yüzden muhtemelen 3. sıramız Kettin. 4. sıramız Ezreal. Ezreal da baya baya güçlü. Ve 5. sıramızda yer alan şampiyonsa Kai'Sa dostlar. Kai'Sa da gerçekten gayet yerli yerinde ve güçlü. Ama en güçsüz direkt tartışılmaz bir şekilde
Lucian dostlar. Bu arada 6-7 diye gideriz. Zeri de var. Aslında bayağı şampiyonlar var. Ama dediğimiz gibi sınırlı olduğumuz için bu şekilde. Sup'ta dostlar meta, yani şu iki pick'i konuşmayacağım. Peeling ve Kerin'in yanında çok güçlü. Bunlar Yumi ve Lulu. Devamı ise Lux. Lux gerçekten güçlü dostlar. Hem AP hasarı olarak bir midden daha fazla hasar atıyor. Hem de bot lane'de oynayıp scale olabiliyorsunuz dostlar. Garip bir gücü var. Pyke giriyor mu listemize? Çünkü Pyke oyuncuları şu an hepsi, nedense dostlar bilmiyorum ama, çoğu imparator olabilmiş oyuncular. Mesela önümde bir tane Türk var şu an sıralamada 18'de. O da Pyke oynuyor sadece. Öyle söyleyeyim profilinden gördüğüm kadarıyla. Pyke da meta'ya bu şekilde giriyor. Meta'ya son giren şampiyonumuz ise Nautilus'tur dostlar. Haberiniz olsun. Nautilus da gerçekten yerli yerinde dostlar. Sonraki videolarımızda devam edeceğiz. Şu an 104 puan. Dediğimiz gibi sunucu 18'de devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda görüş önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve 24.000 aboneye bu videoda ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdiden desteklediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize çok iyi bakın.